Merhaba, biyonik bir göz kör insanların görüşünü yeniden sağlayabilir ve robotik görüşü büyük ölçüde iyileştirebilir. Ancak mevcut görsel sensörler doğanın tasarımının etkileyici özelliklerinden çok uzaktadır. Şimdi araştırmacılar yapısını taklit etmenin ve kabiliyetlerinin çoğunu yeniden üreten yapay bir göz yaratmanın bir yolunu buldular. Gözün tasarımını bu kadar güçlü kılan şeyin önemli bir kısmı şeklidir. Ancak bu aynı zamanda taklit edilmesi en zor şeylerden biridir. Buluşun anahtarı kubbe şeklindeki yapay bir retinaya fotosensör yerleştirmenin ustaca bir yoluydu. Ekip yoğun şekilde paketlenmiş, nano ölçekli gözeneklerle serpiştirilmiş bir alüminyum oksit yarım küre yarattı. Daha sonra güneş pillerinde kullanılan bir tür ışığa duyarlı birleşik olan perovskitten yapılmış bu gözenekler de nano otelleri büyütmek için buhar biriktirmeye kullandılar. Bu nano teller fotoreseptörlerin yapay eşdeğeri olarak işlev görür. Işık üzerinden geçtiğinde retinanın arkasına bağlı sıvı metal tellerle toplanan elektrik sinyalini iletirler. Araştırmacılar daha sonra biyonik gözü bir bilgisayara bağladılar ve bir dizi harfi tanıyabildiğini gösterdiler. Yapay göz bir insan gözünün 130 derecelik görüş alanını tam olarak elde edemese de 100 dereceyi başarmıştır. Bu düz bir sensörün elde edebileceği yaklaşık 70 dereceye göre önemli bir gelişmedir. Biyonik göz nasıl çalışabilir diye sorabilirsiniz. Bunu da açıklayayım hemen. Biyonik bir göz görüntüleri bir video kameradan yüksek kontrastlı bir gösterime dönüştürür ve bunun bir kısmı daha fazla işlenmek üzere seçilir. Bu tipik bir biyonik gözün azaltılmış görüş alanına karşılık gelen mavi gölgeli bir kutudur. Harici bir video işlemci daha sonra bu yüksek kontrastlı görüntüyü göze implante edilen elektrotlara gönderilen elektriksel uyarı parametrelerine dönüştürür. Biyonik göz alıcısı ışık flaşlarından oluşan bulanık bir görüntüyü algılar. Yani yapısı bu şekilde işliyor arkadaşlar. Alıcılar gerçekte ne görüyor diye sorabiliriz burada. Onu da yanıtlayalım. Melbourne hastalarımızın deneyimlerinden elektrotlar üzerindeki aktivitenin sabit bir algıdan ziyade bir dizi parlak flaş olarak görüldüğünü biliyoruz. Böylece dünya temel şekli, yükseklik ve genişlik gibi ve kameranın önündeki bir nesnenin yaklaşık konumunu temsil edecek şekilde düzenlenmiş yanıp sönen ışık patlamalarıdır. Diğer alıcılar bunun şöyle olduğunu söyledi. Neredeyse kaosa benzeyen milyonlarca pırıltılı ışığın olduğu gece gökyüzüne bakarken gibi bir tarifte bulundular. Alıcıların kamera görüntüsünü yorumlamak için bu düzensiz flaşları kullanması gerekir. Görüş alanı gözlemlenebilir dünyanın kapsamı küçüktür. Yaklaşık 30 derece genişliğinde veya kol uzunluğunda bir el açıklığı. Bu nedenle alıcıların tüm görüntüyü bir araya getirmek için iyi bir hafızaya sahip olması gerekir. Harici kamera ve video işlemedeki iyileştirmeler burada yardımcı olabilir. Örneğin mesafe algılama kameraları kaldırımdaki çöp kutusu gibi engelleri vurgulayabilir ve termal kameralar insan şekillerini vurgulayabilir. Şu anda en iyi sonuçlar büyük ölçüde hasta katılımına ve rehabilitasyona bağlıdır. Kimler biyonik göz alabilir diye sorabilirsiniz. Hastalar için bir seçenek olabilecek biyonik göz tipi görme kayıplarının nedenine bağlıdır. Retina, biyonik göz implantları göz küresinin içine yerleştirilir ve yalnızca retinitis pigmentosa olarak bilinen kalıtsal retina dejenerasyonu veya yaşa bağlı makula dejenerasyonu gibi belirli hastalıklardan görüşlerini kaybetmiş kişiler için uygundur. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz, doğuştan kör olan birisi için daha uygulanabilir durumda değil. Bugüne kadar sadece dejeneratif retina hastalıkları olan kişiler biyonik göz almaya hak kazanmıştır. 3 retina biyonik göz ticari satışı için onaylanmıştır. ABD'de geliştirilen Argus 2,
Almanya'da Alfa AMS ve Fransa'da Iris V2. Avustralya'nın Melbourne şehrinde geliştirilen yeni bir cihazı kullanarak 2012 ve 2014 yılları arasında 3 kişiye klinik deney yapılmıştır. Bu cihaz gözün içine değil de gözün arkasına implante edildiği için mevcut biyonik gözlerden daha güvenli bir cerrahi profile sahip olabilir. Ameliyattan önce Melbourne hastaları yüzlerinin önünde sallanan bir el göremezlerdi. Biyonik göz implantı ile bir masa üzerindeki nesneleri bulabildiler ve yürürken yollarındaki nesnelerin etrafında dolaşabildiler. Bu da implantın gerçek dünyada yararlı görsel bilgiler sağlayabileceğini gösterdi. Önümüzdeki yıl ikinci nesil implant denemesine hazırlanıyoruz. Bunların hepsi retina implantlarıdır ve çoğunlukla retinitis pigmentosa hastaları için kullanılmıştır. Yapay retinadaki nanotellerin yoğunluğu da insan gözündeki fotoreseptörlerin 10 katından daha fazla. Bu da teknolojinin nihayetinde doğadan çok daha yüksek çözünürlüğe ulaşabileceğini gösteriyor. Şu anki en büyük sınırlama bu fotosensörleri kablolamak. Sıvı metal bağlantıları şu anda nanotellerden daha geniş, 2 kat daha geniştir. Bu nedenle her biri birçok fotosensöre bağlanır ve retinanın arkasına yalnızca 100 tel takılabilir. Bu fotosensör yoğunluğuna rağmen gözün yalnızca 100 piksel çözünürlüğe sahip olduğu anlamına gelir. Araştırmacılar nikel mikro iğneleri bir seferde yalnızca 3 nanotele bağlamak için manyetik alanları kullanmanın bir yolunu buldular. Ancak bu işlem yapay retinada bulunan milyonlarca nanoteli büyütmek imkansız olacak karmaşık bir manuel işlemdir. Yine de cihaz yakında doğanın en seçkin tasarımlarından birini kopyalayabileceğimizi ve hatta daha da iyisini yapabileceğimizi gösteren umut verici bir konsept kanıtını temsil ediyor. Peki burada şu soruyu sorabiliriz. Görüntü kalitesi iyileştirilebilir mi? Şu anda görüntü kalitesini iyileştirmek için birkaç yaklaşım vardır. Birincisi, implante edilen mikro elektrotların sayısını arttırmak ve onları daha küçük hale getirerek daha bağımsız pikseller ve daha yüksek çözünürlük için seçici nöronları hedeflemelerine olanak sağlamaktır. Elektrotların yüksek keskinlikte çözünürlük üretecek kadar küçük olmasına izin verebilecek daha yeni nanoteknoloji malzemeleri var. Diğer bir teknik, daha küçük boyutlu nöron kümelerini etkinleştirmek için stimülasyonu daha iyi odaklamak için elektriksel stimülasyon modellerini rafine etmektir. Ayrıca elektrik akımının iki veya daha fazla elektrot arasında paylaşıldığı sanal elektrotlar oluşturarak çözünürlüğü yapay olarak arttırabiliriz. Bu yeni uyarma yöntemleri kararlılığı arttırabilir, bulanıklığı da azaltabilir ve hatta muhtemelen renk üzerine ilkel kontrol sağlayabilir. Sonuca bakalım, sonuç olarak diyorum. Araştırmacılar retinanın beyinle iletişim kurmak için kullandığı sinirsel kodu anlamaya ve taklit etmeye çalışıyorlar. Fotoreseptörlerin ateşleme kalıpları kopyalanabilirse doğru mesaj beyne iletilir. Ortaya çıkan vizyon önemli ölçüde daha doğal hale gelecektir. Bu teknikleri birleştirerek elde edilebilen görme seviyesi hastaların bir rehber köpek veya baston kullanmadan bağımsız olarak dolaşmasına izin verebilir. Sevdiklerinizin yüzlerindeki gündelik nesneleri ve hatta duyguları tanımak mümkün olabilir. Hangi yaklaşımın nihayetinde uygulanabilir olduğuna gelince bunu sadece zaman gösterecektir. Kesin olan bir şey biyonik gözlerin zamanla daha iyi olacağıdır. Burada kısa bir not da ben düşmek isterim. Umarım bu proje ilerletilir ve gerçekten insanların kullanımına sunulabilir. Çeşitli engeli olan kör insanları en azından tekrar dünyayı görmeye imkan verildiği takdirde çok mutlu olacaklarını ve bu gelişmenin birçok insan için umut olacağını düşünüyorum. Özellikle paylaşma nedenim de
Benim dergide okuduktan sonra aklıma ilk gelen şeyin keşke herkesin kullanımına sunulabilse ve keşke gelişmiş olsaydı kısmındaydı. Ve araştırırken de yine yabancı kaynaklardan araştırmıştım bunu. Yabancı kaynaklarda da umut verici yaklaşımlar mevcut ki birçoğunu burada toplayarak size okudum. Umarım dediğim gibi gelecekte yani engeli olan bu tarz körlük durumu yaşayan kişilerin bir umudu olur diye düşünüyorum. Hatta belki ileri gidebilir. Doğuştan körlük olan insanlarda da kullanılabilir pozisyona gelir ki insanların bu engelinin de önüne geçmiş olur diye temenni ediyorum. Evet, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.